Defne Hanım diyor ki Esra Hanım, anne baba ayrı ise aile toplantısı nasıl olacak? Biz ikimiz yapıyoruz. Öyle oluyor. Tabii çocuk anneyle kalıyorsa eğer, anneyle birlikte yapabilir. Eğer baba da eşlik etmek isterse, baba da kendi evinde yapmak isterse birlikte o da katılabilir. Anne baba eğer görüşmelerini hala devam ediyorsa alınan kararları birbirleriyle paylaşırlar. Tek ebeveynin evde de yapılabilir aile toplantısı. Evet, tek ebeveynle de olabilir. Bazen anneanneler, dedeler, işte babaanneler, dedeler ya da başka aile bireyleri varsa onlar da katılabilir ama mesela hocam o aile toplantısında özür dilerim. Aile toplantısı katılamıyor mu onlar? Aidiyet duygusunun gelişimi için oldukça önemli. Eğer dedeler, anneanneler var ve onlar da bu işin önemini keşfetmişlerse bazen katılabilir değil. Onların da her cuma, her pazar ne zamansa aile toplantısı, aile toplantısına gelmiş olması çocuk için çok daha anlamlı olur. Hepimiz için çok daha anlamlı olur aslında. Evet. Tek ebeveynler için söylüyorum ama mesela eğer karı koca birlikteler ve birlikte yaşıyorlarsa o zaman hani denilir ki çekirdek aileyle yapacağız. Çekirdek aileyle yapmasında fayda var. Evet. Peki hocam orada da mesela annenin bir son söz söyleyici ya da çocuk babayla yaşıyorsa babanın son sözü söyleme gibi bir durumu olmalı mı? Ya da babanın söylediği bir şeye sürekli etraftan ya da annenin müdahale ediliyorsa, düzeltiliyorsa, değiştirilmeye çalışılıyorsa, yani çocuğun kafasında da bir allak bullak olma durumu olmaz mı? Eğer şöyle, tabii farklı çocuk yetiştirme modelleri, farklı etik anlayışlarımız, farklı ahlak anlayışlarımız, davranış anlayışlarımız varsa o doğru olmaz. Olmaz tabii. Hani ben istiyorum ki çocuğumun örneğin uykusunu sağlıklı alması için en geç saat 10'da yatmasını istiyorum. Babaannesi de diyor ki ne var ki onda yapacak, saat 12'de yatsın. Olmaz. Evet, olmaz. Önce kendi içimizde bir ortak konsept belirleyip onunla çocukla konuşmak lazım. Evet.